31 Mart'tan önce şunu söylemiştik ve bu bizim sloganımızdı. Kendimizi de, kentimizi de biz yöneteceğiz. Bugün burada toplanmamızın amacı da, bugün burada birlikte ortak kararlar almamızın amacı da verdiğimiz sözleri tutmak. Kentimize dair bütün kararlarda adına kent uzlaşısı dediğimiz sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi partilerimizin, muhtarlıklarımızın, kadın meclislerimizin, gençlik meclislerimizin içerisinde bulunduğu tüm dinamiklerle kentimize dair kararlarda ortaklaşmak istedik. Ekonomik krizlerin, siyasal krizlerin, toplumsal politik krizlerin derinleştiği bir süreçten geçiyoruz. Yani krizlerin derinleştiği bu dönemde en mağdur olan toplumda emeğe dayalı yaşamını sürdüren dinamiklerdir. Yoksullarımızdır, emeklilerimizdir. Sigortasız, iş güvencesi olmadan çalışan emekçi kardeşlerimizdir. Ama bir kentte en mağdur olan kadınlarımızdır ve gençlerimizdir. Son 5 yıla baktığımızda en az 5000 üzerinde gencimiz bu memleketi, bu kendi topraklarından ayrılmış, Avrupa'nın birçok ülkesine dağılmışlar. Şimdi bu bizim açımızdan üzücü. Çünkü Dersim'in toplam nüfusu 89 bin, merkez nüfusumuz da şu anda 36 bin. Merkez köylerimiz hariç. Biz 1945'ten sonra merkez nüfusu olarak böyle ciddi bir rakamlar üzerinden nüfusumuz artmamış ama her artış bir göçü de beraberinde getirmiş. Halkımız duyarlıdır. Hem kentine hem köyüne dokunur. İş insanlarımız duyarlıdır. Bu konuda yıllardır imkanları doğrultusunda dokunmuşlardır bu kente. Fakat burada belediyemizin de temel görevleri ve sorumlulukları bu kentin altyapı, üst yapı, çevresi, siyasal alandaki sorunlar, dil ve kültür üzerindeki çalışmalarıyla planlamalar yapmaktır, gerçekleştirmektir. Halkımızla birlikte yapmaktır. Sizin bize verdiğiniz vekaletin asıl amacı budur. Bugünkü bu toplantımızda, ilk toplantımızda ele alacağımız bu gelir kalemleri ve gider kalemleri üzerinde sizin görüş ve önerileriniz, seçtiğiniz, vekalet verdiğiniz yönetimi bizim baş tacımızdır. Burada sizin vereceğiniz kararlar bizi bağlayacak. Ve yani halkın katılımı, doğrudan katılımı, doğrudan demokrasi, toplumcu ve demokratik yerel yönetim paradigmasının asıl özü budur. Halka esas almadan, halka dokunmadan, halkı çalışmalara dahil etmeden bir planlama yaparsa asla başarılı olamaz. Amacımız burada Dersim İttifakı olarak halkımızla birlikte önümüzdeki aylarda inşa edeceğimiz Dersim Halk Meclisi ile Dersim Yerel Yönetimlerini birlikte yönetmek olacak. Özellikle bahçelerde kaçak sular kullanılmaktadır. Hemen hemen her bahçede musluklar var ve bu sular bedava kullanılıyor. Yani bunlar kaçak. Ben kendi önerimce bunlara engel olabilmek için caydırıcı cezaların verilmesini istiyorum. Çünkü bunlar bizim gelirlerimizden gidiyor, bizim kaynaklarımızdan gidiyor. Ulaşım olsun, ondan sonra su olsun, ekmek olsun, barınma olsun, eğitim olsun. Yani bugün bunların aslında birilerinin bir bahşişi olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla bunlar bir toplumsal belediyeciliğin, bir sosyalist anlayışın ortaya koymuş olduğu ve hatta bunlar onların tamamen varlık sebebi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bugün bu kentin büyük çoğunluğunda zaten kendisini sosyalist diye adlandıran, demokrat diye adlandıran bir toplum ve yıllarca bunların mücadelesini vermiş bir toplum.
Yani ve bunun mücadelesini verirken canından olmuşlar, bedel ödemişler, zindanlarda bugün halen bir sürü insanda bunun şeyini çekmekte, ceremesini çekmekte. Yani dolayısıyla da bunları değerlendirirken tamamen bir toplum olmanın temel hakları olduğunu belirterek üzerinden yürümemiz gerekiyor. Yani o yüzden de bunları mutlaka, siz de bahsettiğiniz bir ticari maksatla yaklaşılmaması gerektiği düşünüyorum. Ekmek fiyatlarının yüksek ya da aşağı olmasından değil de ihtiyacı gerçekten olanlara verseniz, mesela kart olsa, hani gerçekten de ihtiyacı olan insanların kartı olsa, o şekilde alım yapılsa, o zaman maliyet de çok fazla olmaz diye düşünüyorum. Ha, ben belediyenin taşımacılığı üzerine bir şey söyleyemem. Yalnız ekmek için eğer belediyelerin dükkanları, işte arsaları, yerleri varsa halkla birlikte ekilebilir. Un o şekilde tedarik edilebilir. Üretim yapan bir kurum, hizmet veren bir kurum maliyetini iş yapmaz. Kar edilmesi. Rasyonel bir hesaplama yapılarak ekmeğin fiyatı da, suyun fiyatı da, taşımanın fiyatı da belirlenmelidir. Bir düzenleme yapılsın. Ciddi ciddi yapılsın yani. Yani mali hizmetlerin önerisi neyse onu uygulayın bence. Çoğu insan da yani onu bekliyor. Öyle bir istek, talep, beklenti içerisinde, onu açıkça söyleyeyim. Ekmeğin 6 lira olmasını, aracın 8 lira olmasını, hatta Kutudere'ye 50 liraya giden minibüsün, belediye otobüsünün de 20 liraya gitmesi yani çok makuldür. Çünkü minibüs 50 liraya gidiyorsa, belediye otobüsünün de 20 liraya Kutudere'ye gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Suyun da 8 lira olmasını öneriyorum. Sosyalist bir belediye, yani buna kendi şiar edilmiş bir belediye anlayışının meseleyi sadece mali tablolar üzerinden tartıştırması bence problemli bir noktada duruyor. Çünkü yani merkezi bütçede burada buraya aktarılan, yerel yönetimlere aktarılan para, kayna bu halkın vergilerinden alınan para. Dolayısıyla bu vergilerle, o parayla bize, yani bu halka hizmet sunulması gerekiyor. Ekmek 7 lira olabilir. Su 10 liranın üstünde olsun. Ulaşım da 9 lira iyidir bence. Cumhuriyet Mahallesi'ne bir otobüs çok az geliyor. Bir yarım saatte bir otobüs koyarsanız çok mutlu oluruz. Ve Atatürk Mahallesi'nde yaşayanlar da şunu söylüyorlar. Halk ekmekler çok az yerlerde. Birkaç yere daha halk ekmek açılırsa çok mutlu olacaklar. Bir yandan belediyenin gelirlerini artırmak, öbür yandan da en iyi hizmeti nasıl sunmak gibi bir ilke edinmek belediye. Yani halkımıza ilkeliği, ciddi, disiplinli, sorumlu, halkçı, gerçekten demokratik bir belediye anlayışını sürdürebilmeniz için finans kaynağı lazım. Bu belediye tıkanır, yürütemez faaliyeti. Yani bu zararla bu yürümesi mümkün değil.